Merhabalar, bugün Ho'oponopono'yu konuşuyor olacağız. Benim hayatıma büyük etkileri var. Daha sakin, daha dingin, daha mutlu, daha özgür. Olayların farkında yaşıyorum çünkü bu teknikle, bu mucizeyle olayların sebebinin nereden kaynaklandığını biliyorum. Eğer bu videoyu izledikten sonra Ho'oponopono'nun mucizesini hayatınıza deneyimlemek istiyorsanız, benim anlattıklarım dışında bu tekniği hayatınıza dahil etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben de bu kadar büyük etkileri olan bu teknik neymiş? Gelin öğrenelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirim tuşuna basmayı ve videoyu beğenirseniz dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesabından da beni takip edebilirsiniz. Bu mucizenin kökeni kadim Hawaii uygarlıklarına dayanıyor. Aslında eski uygarlıkların birçoğunda benzer bir felsefe var. Örneğin Mayalarda Inla Kes ben okunuşunu yanlış telaffuz edebilirim ama yazılışını bırakacağım gibi bir selamlama şekli var. İn la diye birbirlerini selamlıyorlar. Anlamı şu demek arkadaşlar. Sen başka bir ben veya birbirimizin başka bir yüzüyüz. Aynı şekilde Hintlilerde hepimizin çok fazla duyduğu namaste yani içindeki tanrıyı selamlıyorum demek var. Aslında hepsi bir olduğumuzu ve içsel tanrısallığımızı ifade etmeye çalışıyor. Bu felsefe kuantum fiziğini çok destekliyor ve şunu söylüyor. Kuantum fiziğinde olduğu gibi bizler sadece kendimizle, çevremizle değil, dünyayla, evrenle bağlantı içerisindeyiz. Bu felsefe de aynı şeyi söylüyor. Bizler her şeyle bağlantı içerisindeyiz. Videonun başında şunu belirtmem gerekiyor ki bu teknik, bu uygulama ağır psikolojik rahatsızlığı olanlar için uygulanacak bir uygulama değildir. Yani evde tek başınıza bunu uygulayarak psikolojik rahatsızlıklarınızı gideremezsiniz. Ancak psikolojik tedavi gören kişilere iyi gelen bir teknik. Peki Ho'oponopono ne demek kelime anlamı olarak? Hani mayalardan bahsedip Hintlilerden bahsedip bu kelimenin anlamını söylemesek olmazdı. Ho'oponopono hatalı olanı düzeltmek veya doğru hale getirmek anlamına geliyor aslında. Bu teknik kim bulmuş? Kadim hava uygarlığından geliyor. Ancak bugüne getiren kişi öncelikle hava şamanlarından Morna Simiona ve onun yardımcısı onunla birlikte uzun süre çalışmış ve daha sonra bu tekniği tüm dünyaya duyuran Dr. Hugh Doktor Hivlenin şöyle bir dünyaya tanıtımı var. Kendisi bir psikiyatır ve bir e, psikiyatr kliniğindeki bütün hastaları, onları görmeden bu teknikle tek tek iyileştirerek topluma kazandırma gibi bir durumu söz konusu. Dolayısıyla tüm dünyada bu teknik yankı uyandırdı. Tüm dünyada bunun eğili birçok kitap yazıldı. Temeline baktığınızda kimse bağımlı olmadan, kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendimize iyileşme tekniği diyebiliriz. İçsel yolculuğumuz diyebiliriz. Hatta içimizdeki tanrısallıkla bir olmak, kendimizi tanımak ve kendimizle gerekiyorsa barışmanın bir yolculuğu olarak da ifade edebiliriz bu tekniği. Hepimiz şunu öğrendik. Düşüncelerimiz, sınırlayıcı inançlarımız, hatalı anılarımız... Aslında bugünkü bizi var eden şeyler yani düşüncelerimizi oluşturan şeyler. Bizler ne yaşadıysak, neyi deneyimlediysek bunu düşünce haline getiriyoruz, bir kalıp oluşturuyoruz ve kendimizi bunun doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu teknik bu düşüncelerin doğru olmadığını ve bu düşüncelerden arınmamız gerektiğini ifade ediyor. Yine bu teknikte kin kıskançlık, nefret yok. Çünkü bunlar olursa içsel tanrısallığımızla, içimizdeki tanrıyla ya da kendimizle bağ kuramadığımızı, var olan bağımızı da kopardığımızı, onun yerine sevgiye dönüştürmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Her şeyden önce kendimizi sevmekle işe başlıyoruz. Morna her zaman cümlelerine şöyle başlıyor. Huzur benimle başlar. Bizlerde ne diyorduk? Ben iyiysem herkes iyi. Eğer huzurlu bir yaşam istiyorsak çevremize huzur dağıtmamız gerektiğini ifade ediyor. Biz huzurluysak çevremiz huzurlu. Hatta örneğe göre stresli kişi neden stresli olduğunu anlamak istiyorsa öncelikle hangi anısının bunu tetiklediğine bakması gerektiğini ifade ediyor. Yani stres anındasınız, bir durum düşünün. Şu an ne oluyor? Neden ben buna bu kadar çok stres neden bu kadar çok tepki veriyorum, bu benim hangi anımdan kaynaklanıyor deyip bakmak gerek ve gerekirse o anıyı temizleyip stresi ortadan kaldırmak gerektiğini savunuyor. Bu tekniğin de temel ilkeleri var. Bunlardan bir tanesi fiziksel gerçekliğimizi yaratan şeylerin başında düşüncelerimiz geliyor. Yani bizler düşüncelerimizin, kalıplarımızın, anılarımızın çevresinde şekil alıyoruz ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Ve bunlar bizim gerçekliğimiz oluyor. Yani gerçekte ne yaşıyorsak düşünce lerimizden kaynaklanıyor. Her şey içeridedir felsefesine dayanıyor. Yani içeride ne varsa dışarıda da o vardır diyor. Bizde çok güzel bir söz vardır. İçinin güzelliği yüzüne vurmuş, yüzüne yansımıştır deriz. Çünkü hani içeride mutlu huzurluysa kişinin yüzüne yansır deriz. Çevresine yansır. Etrafına ışıltı saçar deriz. Aslında bunu da ifade ediyor. Yani biz içeride ne yaşıyorsak çevremize de onu yansıtıyoruz. Biz ne görüyorsak ne hissediyorsak çevremize de onu yansıtıyoruz aslında. O yüzden de kelimelerimize dikkat edelim, düşüncelerimize dikkat edelim, gerçekliğimiz olur diyoruz ya, bu felsefe onu da destekliyor. Kelimelerimiz ve düşüncelerimiz bütün gerçekliğimizi, bütün hayatımızı oluşturuyor. Biraz önce temizlenme ve arınmaktan bahsettim. Şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum sizlere. Örneğin bir arkadaşınızla bir şey için sözleştiniz ve bir türlü sözünde duramadı size. Hemen bir düşünce kalıbı oluşturuyoruz. Onun hakkında diyoruz ki işte ona güvenilmez o saygısızdır, yalancıdır, neyse yaşadığınız durum. Ve onu her gördüğümüzde bu düşünce kalıpları aklımızdan geçiyor. İşte yalancıdır, güvenilmez, sahtekardır. Ve bu düşünce kalıpları kafamızdan geçtikçe içeriği sürekli olumsuz anlamda tetikler. Yani onu her gördüğümüzde olumsuz düşünceler kafamızdan geçer. Felsefe diyor ki bize eğer olumsuz düşünceler sürekli kafandan geçerse olumsuz bir hayat yaşarsın. O düşünce kalıbını hayatından çıkarman gerekiyor. Aslında onda gördüğün her şey seninle alakalı diyor. Eğer burayı temizlemezsek gerçekliğimiz bozulur diyor. Olumsuz düşünce kalıplarıyla yaşamaya devam ederiz ve tanrısallıkla, tanrıyla, yaratıcıyla, Allah'la ne diyorsanız neye inanıyorsanız evrenle ya da bağınızı koparıyorsunuz ya da ondan uzaklaşıyorsunuz. Özellikle de kendinizden uzaklaşıyorsunuz. O yüzden düşünce kalıplarını temizledikçe, kendimizi temizledikçe çevreyle bağımız, tanrısallıkla bağımız daha da artıyor. En çok ergenlerden duyduğum söz, kimse beni anlamıyor veya ilişkisinde sorun yaşayanlar değiştirmeye çalışıyorum ama bir türlü değişmiyor dediğinde bu tekniği kullanıyoruz ya da bu tekniği aklımıza getiriyoruz. Çünkü biz kimseyi değiştirmeye çalışmıyoruz. Eğer hayatımıza bir değişim istiyorsak önce kendimizden başlıyoruz. Ve bunun için de bu felsefeyi aklımıza getiriyoruz. Çünkü eğer hayatımızın iradesi başkasının elindeymiş gibi bir hayat sürüyorsak bile aslında bizler bilinçsiz olarak kendi hayatlarımızın yaratıcısıyız. Fakat sorumluluğu başkasına atıp, yükü başkasına atıp bu sorumluluğu almadan bütün suçu onlara yüklüyoruz. Bilinçsiz bile olsa kendi hayatımızın yaratıcısı olarak değişim istiyorsak, dönüşüm istiyorsak kendimize dönmeliyiz, kendi içimize dönüp dönüşümü başlatmalıyız. Aslında bu felsefenin Modlusu da tam olarak şu. Başıma gelen her şeyin %100 sorumlusu benim. Hatta dünyada olan her şeyin %100 sorumlusu benim. Çünkü hepimizin birbiriyle bağlantısı var ve benim pozitif ya da negatif olmam dünyayı bir şekilde etkiliyor diye de bir açıklaması var. O kısım daha derin. Belki daha sonraki videolarda nasıl yani dünyadaki olan her şey benimle nasıl alakalı kısmını açıklarız. Ama bugün kendi çevremizi, kendi hayatımızı değiştirmek ve dönüştürmek için kendimize dönüp içsel temizlik, arınma yapıp çevremizde değiştirebiliriz. Temizlenme ve arınmada aslında anıyı tamamen ortadan kaldıramıyoruz dostlar. Bunun yerine anıyı dönüştürebiliyoruz. Yani bizi olumsuz duyguya yönlendiren anıyı bulup onu olumlu düşünceyle, olumlu bir duyguyla dönüştürmeye başlıyoruz. Çünkü var olan hiçbir şeyi yok edemeyiz. Anımlarımızı silemeyiz ama onu nasıl hissettiğimizi değiştirebiliriz. Kendimizle bağ kurup tanrısallığımızı fark edip aslında Tanrı'nın birer yansıması olduğumuzu da ifade etmeye çalışıyor. Dönüşüm başlamadan şunları bilmek lazım. Kendi hayatımızın yaratıcısı olduğumuzu bilmeliyiz ve sorumluluğu üstümüze almalıyız. Beklenti içerisine girmeden, dönüşümü tamamladığımızda, arınmayı tamamladığımızda beklenti içerisine girmeden hayatımıza devam etmeliyiz. Yani evet ben bu anıyı dönüştürdüm, hadi bakalım şimdi ne olacak demek yerine Tanrı'ya havale etmek, Allah'a havale etmek, evrene havale etmek, yine inancınız her neyse onu havale ederek durumu bırakmak. Aslında rezonans kanununda da, çekim yasasında da bunlardan bahsettik. Beklenti içerisine girmeden hayallerimizi, hedeflerimizi belirleyip bunları bırakmak. Bırakmak çok önemli çünkü bırakmadığımızda ya da havale etmediğimizde dönüşümü başlattığımız andan itibaren o duyguya tutunur kalırız. Yani ben onu dönüştürdüm, hadi bakalım ne olacak beklerim, bir hafta bekledim, 10 gün bekledim, işte bir ay bekledim, bir yıl bekledim demek yerine evet ben onun için bir dönüşüm yolculuğu başlattım ve Allah'a havale ettim, Tanrı'ya havale ettim, evrene havale ettim ve bir süreç başladı. Ne olacak, nasıl olacak bunu zamanla göreceğiz demek lazım. O duyguya, o anıya tutunmamak gerekiyor. Çünkü tutundukça içeride sürekli o olumsuz duyguyu da tetikliyor olacağız. Arınma mantrasına baktığımızda dört aşamadan oluşuyor. Söylediğimde bu kadar mı diyeceksiniz ama sorumluluğu üstüme aldığımı kabul ediyorum. Bir beklenti içerisine girmeden Allah'a havale ediyorum ve şunu söylüyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Bu dört cümle benim hayatımı değiştiren dört cümle oldu. Umarım sizlerin hayatında değiştirir. Özüne baktığımızda özür dilemek ve beni affetmek aslında içeride hissettiğimiz suçluluk duygusundan ziyade bu düşünce kalıplarının bana ait olduğunu ve tüm sorumluluğu üstüme aldığımı ifade etmeye çalışıyorum. Ve fark etmediğim için bugüne kadar bu düşünce kalıplarının bende oluşturduğu ağırlığı fark etmediğim için aslında birazcık da özür diliyorum. Teşekkür etmek, bu sayede bu anıları fark ettiğim için yaşama teşekkür etmekten, geliyor ve yine Tanrı'ya Allah'a teşekkür etmekten geliyor. Seni seviyorum demekse aslında her şeyin dönüştürülme noktasının sevgiden geçtiğini ifade ediyor. Ho'oponopono'nun faydalarına baktığımızda ben kendi hayatımdaki faydalarını söyleyeyim size. Daha özgür hissediyorum, daha huzurluyum, daha mutluyum. Kendime inancım daha yüksek ve daha hafif hissediyorum. Çünkü yüklerimden arınmış hissediyorum. Ben zaten çok duyan, çok nefret eden biri hiçbir zaman olmadım. Sevmem o tarz duyguları barındırmayı ama yine de insanlara öfkelendiğim zamanlarım oluyor tabii ki insan olduğum için. Bunları artık çok daha az hissediyorum. Neredeyse hiç hissetmiyorum gibi bir şey. Kendimle kurduğum bağ zaten kuvvetli ve olabildiğince her yumuna dikkat ediyorum ama bir kere daha özellikle seni seviyorum demek çok kıymetli. Teşekkür ederim. Özür dilerim, beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum cümleleri kıymetli bir hale geldi. İçsel huzurum yerine geldi. Ya da iç huzurumu bulmaya çalışmak bana iyi geldi. Ayrıca hepimizin bir yolculuğu var ve bu yolculukta çeşitli olumsuzluklar yaşıyoruz. Olumsuz şeyler görüyoruz. Ve bazen yaşadığımız işte olumsuzluklarda, işte ters giden durumlarda ben özellikle yolculuğuma devam edemiyorum. Yani bazen rotam şaşıyor ve ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü o an çok büyük öfke hissediyorum. O an çok büyük hüzün hissediyorum. O an ne yapacağımı bilemiyorum ve o duygulara tutunuyorum. Bu teknik bana duygulara tutunmak yerine buna sebep olan anıyı bulmam için yardım ediyor. Dolayısıyla ben o anıyı bulduğumda bir dönüşüme dönüşüm başlıyor. E bu dönüşümde ben şunu söylüyorum. Ya evet şimdi ben orada bir arınma yaptım. Bu dakikadan itibaren duyguya tutunmak yerine yolculuğa devam etmeyi tercih ediyorum demek gerçekten çok başka bir e, duruma yönlendiriyor önlendirdi beni. Bunu tam olarak cümlelerle ifade edemiyor olabilirim ama farklı bir kafaya gelmek diyoruz ya. Evet o bir duygu ve onu orada bırakmayı tercih etmek anıyı dönüştürmek gerçekten çok doğru bir yöntemmiş gibi geliyor bana şu dönem. Çünkü şunu unutmamak lazım. Yani o bağlantı o anı ne kadar büyükse yani ne kadar büyük hüzün, ne kadar büyük suzluk yaşıyorsak o anı da o durumda bağlantı çok kuvvetli. Oradan ayrılmak çok zor ve bazen o duygu üzerine çok fazla çalışmak gerekiyor. Yani o arınma tek sefer olabilen bir şey olmuyor bazen. Bu yüzden üzerine defalarca çalışma yapmak gerekiyor. Bazen defalarca duygu her geldiğinde bunu ifade etmek gerekiyor. İşte özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Bu ifade etmek gerekiyor. Bu gerçekten uzun bir yolculuk. Öyle kolay bir yolculuk değil arkadaşlar. Bir günde, bir haftada, bir ayda, bir yılda çözülecek bir şey değil. Hayatınız boyunca yapmanız gereken bir şey. Çünkü hayatımız boyunca birçok şey yaşıyoruz. Bunlar anıya dönüşüyor. Bunlar bizim için beynimizde oluşturduğumuz kod oluyor bak bunu yaptım sonucunda bu oldu. Bunu yaparsam olumsuz şeyler yaşarım gibi kodlar oluşturduğumuz için o kodu silmeye çalışıyoruz. Hayır. Bir kere deneyimledim ve de kötü bir şey olmuş olabilir ama her seferinde kötü olacak anlamına gelmiyor demeye çalışıyor aslında bu teknik. Bu tekniği ben nasıl kullanıyorum? Biraz da ondan bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz ki sabah mucizesi diye bir teknik kullanıyorum. Çok da sevdiniz hepiniz. Eğer izlemediyseniz açıklamalar bölümüne ve buraya onun da linkini bırakıyor olacağım. İzleyin. Mutlaka izleyin. Güzel geri dönüşler alıyoruz sabah mucizesi ile ilgili. Meditasyondan sonra beden taraması yapıyorum ben. Beden taramasının sonuna ekliyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum demek. Gerçekten buna çok iyi geldi. Bazen beden taraması sırasında da yapıyorum. Dikkatinizi peş peşe. Önce ayak parmaklarınıza. Teşekkür ederim, seni seviyorum, teşekkür ederim, seni seviyorum. Sonra ayak bileklerinize. Teşekkür ediyorum, seni seviyorum, teşekkür ederim, seni seviyorum. Diyerek bütün bedenime bir tarama yapıyorum ve bunu yaparken de bu tekniği kullanıyorum. Bazen sabah mucizesinde spor rutini de var. Sporum bitiyor, duşa giriyorum. O zaman yine su akarken tüm bedenimden olumsuz duyguların, düşüncelerin ve anıların aktığını hayal ediyorum. Bazen gece yatarken yine düşüncelerimin gittiğini ve özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum kalıbını kullanarak olumlamalarımı yapıyorum. Yani ben aslında neredeyse her yerde bu tekniği kullanıyorum. Ya da bir güçlükle karşılaştığımda da derin nefes alıyorum. Artık o sorunla kavga etmeyi bıraktım. Yani o sorunla kavga etmek yerine bir dakika şu an ne yaşıyorum? Bu yaşadığım şey hangi anımla ilgili? Tam olarak neler oluyor? Bu soruyu soruyorum. Daha sonra mini bir arınma seansım başlıyor. Öncelikle sorunu sevmekle işte başlıyorum. Sevgi çok önemli arkadaşlar. Yani ondan nefret etmek yerine onu severek işe başlıyorum. Ve diyorum ki özür dilerim beni affet. Bunu daha önce nasıl fark edemedim? Teşekkür ederim bana bu sorunu gösterdiğin için ve seni seviyorum. Anlattığım kadar kolay olmuyor bazen. Evet çok zor oluyor ama gerçekten denemek ve deneyimlemek gerek. Gerçekten sorun yaşadığımızda "Öf, Allah kahretsin, bu nasıl benim başıma gelir?" demek yerine sorunla birlikte yaşamaya devam etmek yerine sorunu çözmeye çabalıyorum ve bu çözümün anılarımdan geçtiğini bulmak bana iyi geldi. Şunu da biliyorum. Ben ne görüyorsam aslında içeride de onu yaşıyorum. Bir başkasının kusurunu görüyorsam da mutlaka içeride çözmem gereken bir sorun var. Çünkü bende o sorun olduğu için ben onu görüyorum. Bende öyle bir sorun olmasa, bende öyle bir kayıt olmasa ben onu sorun olarak görmeyeceğim. Çünkü öyle bir kayıt olmayacak. Dolayısıyla hemen dönüp orayı temizlemeye çalışıyorum. Sonuç olarak öyle bir genel olarak bağlamam gerekirse aslında sorunların kaynağı içeride yaşadığımız anılar, kendimizde oluşturduğumuz deneyimler, bu anılardan oluşturduğumuz deneyimler. Ve bu deneyimleri bir kod gibi kendimize yapıştırmak yerine bu deneyimleri dönüştürmek bizim elimizde. Sorumluluk bizde. Eğer Hayatımızda yaşadığımız her şeyin %100 sorumlusu benim mi kabul edersek doğru bir hayat yaşıyor olacağız. Çünkü sorumluluğu alacağız. Ya param yok, annem babam bana yeteri kadar iyi bir gelecek bırakmadı gibi cümleleri demek yerine sorumlusu benim ya. Benim geleceğimin sorumlusu benim deyip hareket etmek. Benim mutluluğumun sorumlusu benim deyip hareket etmek. Tanrısallığın, yaratıcının, Allah'ın birer parçası olduğumuzu bilmek, onun içeride olduğunu bilmek dönüşümü başlatıyor. Kendimizle bağ kurmayı öğrenmek dönüşümü başlatıyor. Kendi gerçekliğimizi yarattığımız bilmek dönüşümü başlatıyor Arkadaşlar ben de çok etkili oldu söylediğim gibi Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz kanala abone olmayı videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın yorumlara yazın tekniği beğendiniz mi Ho'oponopono size nasıl hissettirdi bu tekniği daha önce hiç duyup deneyimlediniz mi neler yaşadınız hayatınızda neler değişti veya denemek ister misiniz denedikten sonra bu videonun altına bize yorum bırakır mısınız? Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.